Rü'yeti hilal bahsi fıkhın bir mevzu. Fakat sanki fıkhın mevzu olmaktan birileri tarafından çıkarıldı. Ümmeti kendi gündeminden alıkoymak için bir vasıta olarak kullanılıyor. Tarihte belli unsurların kullanıldığı gibi rü'yeti hilal belli insanların elinde dini samimiyetlerini, gayretlerini izhar vasıtası gibi gösteriliyor ama bunun arkasında, perdenin arkasında birileri farklı şeyleri gizliyorlar. Öyle görülüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rü'yeti hilalle alakalı hadis-i şeriflerine baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir ufuk tayin ediyor. Gösteriyor yani. Oraya doğru ilerleyin. Maddi ve manevi anlamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiği ufuk aslında bugün gelinen nokta itibariyle rasathanelerde hilalin gözetlenmesiyle Ramazan-ı Şerif'in girmesi ya da bayramın gelmesi tam da Allah Resulü aleyhisselamın işaret buyurduğu hadis-i şeriflerin makasına uygun bir konumdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi fe in gumma aleykum fe ekmilu iddete Şaban 30 fe ekmilul idde 30 buyuruyorlar. Yani hilali görün, sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi, Ramazan-ı Şerif'e başlayın, yine hilali görün, bayram yapın. Eğer hava kapalı olursa Ramazan-ı Şerif'e gireceksiniz. Bu durumda yani sayıyı 30'a tamamlayın. فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةِ ثَلَاسِينَ فَاَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاسِينَ buyuruyorlar. Başka bir rivayette فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَدِرُوا لَهُ ثَلَاسِينَ. Bu hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer hava kapalı olursa bu durumda da ölçüm yapın buyuruyor. Gerçi bu ifadeyi Şaban'ı sayın, 30'a tamamlayın şeklinde anlayan şarihler de var. Fakat İmam Rafii rahimahullah rasathanelerde bunun ölçülebileceğini, ölçüm neticesinde Ramazan-ı Şerif'in ayın girdiğinin ilan edilebileceğini söylüyor fukahadan da. Efendimiz Aleyhisselam'ın işareti de bize onu gösteriyor. Fakat daha çok bu astronomiyle, sihir işiyle meşgul olanlar alakadar olduğundan ulema bu alana çok girmediler. Bizde yeni yeni bu iştihar ediyor. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifini rasathanelerle alakalıdır dersek, bu şekilde mutalaa edersek, Efendimizin başka hadisleri, hadis-i şerifleri bunu teyit ederler mi? Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sanki neden sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi, onun da illetidir bu. İnna ummetun ummiyetun la nektubu ve la nahsub. Yani biz ümmi bir ümmetiz. Kitabet bilmiyoruz, hesap bilmiyoruz. Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Hakim nazil olduğu zaman okuma yazma bilenlerin sayısı kaç? 17. 17 kişi okuma yazma biliyor. Efendimiz de ona işaret ediyorlar. İnna ummetun ummiyetun la nektubu ve la nahsub. Yani biz kitabeti bilmiyoruz, hesap bilmiyoruz. Peki başka bir hadis-i şerifte de, az önce okuduğum hadis-i şerifte فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاسِينَ buyurduğuna göre, yani ölçmeye de işaret ediyorsa sallallahu aleyhi ve sellem, yani ümmetimin içinde hesap ilmini bilenler zuhur ederse, bunlar rasathaneler kurarsa, bunları inşa ederlerse, pekala rasathanelerdeki ölçüleri esas alın, onunla Ramazan-ı Şerif'e başlayın, onunla bayram yapın. Hadis-i şeriflerden, makasıdından bu çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselam bunu izhar da ediyorlar. Ulema da böyle anlamış İmam Rafii rahimahullah. Fakat bu Ebu Hanife rahimahullah metali farklı olsa da bir yerde görününce hilal ümmetin tamamı oruca başlar buyuruyor. Ebu Hanife rahimahullah burada İttihad-ı İslam'a vurgu yapıyor. Aynı gün bayram yapılsın, aynı gün ümmet oruca dursunlar. Ramazan mektebine beyazı, siyahı, acemi, türkü hepsi aynı günde girsinler ki aynı sabah bayram yapsınlar. O kardeşliği Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan okulunda idrak etsinler. Fakat birileri sanki dine hassasiyetlerini rü'yet-i hilal üzerine izhar etmek istiyorlar. Bunun gayreti içindeler.
Biz Hidaye'yi okurken hatırlıyorsanız onun başında bir kitabı hülasa etmiştik. Hangi kitabı hülasa etmiştik? Muhammed Bakit El-Muti'in'in İrşad-ı Ehlil Millesini mutala etmiştik. Hidaye'de kitab-ı savme geldiğimiz zaman. Peki orada Muhammed Bakit Rahimullah şunu söylüyorlardı özetle. Bunu ehli hibreye sorun, ehli hibreye. Yani ehli hibre bugün ölçüm uzmanları, eğer Müslümansa bu adamlar, bunlar aletlerle, vasıtalarla görüyorlarsa, onların bu aletlerle, vasıtalarla Ramazan-ı Şerif'e giriş ve bayram hilali tespit noktasındaki ifadelerini dikkate alın. Öyle söylüyor Mısır müftüsü, kadim Mısır müftüsü ki İmam Kevseri Rahimullah gibi allameler, Mehmet Savaş gibi hocalarımız onun ilmi dirayetine işaret ediyorlar. İlmi dirayetini tasvip ediyorlar. Peki bugün kimler bunu kullanıyorlar? Şimdi hadiseyi şu çerçevede ifade ve izah edelim. Malumunuz haberlerde gördünüz. Suudi Krallığı müştemilatıyla beraber, müştemilat devletleriyle beraber İhvan-ı Müslümin'i, Müslüman kardeşlerimizi bir darbe neticesinde iktidardan indirenlere 12 milyar dolar yardım yaptılar bu adamlar. Zahirde bu adamlara bakarsınız, takvimlerine gittiğiniz, mutala ettiğiniz, gördüğünüz zaman bugün Ramazan-ı Şerif başladı der, yazarlar. Bayram falan gün derler. Bayram, herkes bayrama hazırlanıyor. Devletin ilgili müesseselerinde protokol vesaire vardır. Birkaç gün öncesinden derler ki yarın bayram değil, sonraki gündür veya bir önceki gündür. Bununla aslında emperyalizme hizmet ettiklerini örtmeye çalışıyorlar. Sanki vatandaşlarına diyorlar ki biz İslam noktasında, şeriat noktasında o kadar hassas bir devletiz ki işte takvimlerimiz, onları hazırlıyoruz. Fakat eğer rü'yeti hilal hadisesi birisi tarafından hilal görülür de bize haber verilirse, işte bayramda iki kişi, Ramazan'ın başında bir kişi tarafından hava bulutlu olduğunda birisi gelir bize haber verirse bütün devlet takvimini, işleyişini vesaireyi onunla değiştirebiliriz. Sanki her sene bunun oyununu yapıyorlar. Kendi halkını bununla kandırmaya çalışıyor. Ama aynı devlet İsrail'in desteklediği rejime 12 milyar dolar çıkardı. Amerika'nın desteklediği, Batı'nın desteklediği, Siyonizmin desteklediği devlete 12 milyar dolar çıkardılar. Yardım yapacaklar. Bunu açıkça ilan ettiler. Peki kime yardım ediyorlar? Sizin gibi olanlara, Müslüman olanlara, Allah ve Resul davası bizim davamızdır diyenlere, Allahu gayetuna, er-Resulü za'imuna, el-kitabu dusturuna, el-cihadu sebiluna diyen Hasan el-Benna'nın çocuklarını katleden zalimlere, tağilere, bağilere şu kadar yardım yapacaklarını açıkça deklare ettiler. Peki İsrail seviniyor, Washington seviniyor, Paris seviniyor, Londra seviniyor. Ama Müslüman kardeşler iktidardan gitti diye Arakan ağlıyor. Patani ağlıyor, Afganistan ağlıyor, Alem-i İslam ağlıyor. Fakat bu adamlar seviniyorsa o zaman bu adamların din ve iman gayretini nasıl okuyacaksınız? Nasıl yorumlayacaksınız? İsrail'e giderken diyor ki size, eğer münferit olarak geliyorsanız sizin pasaportunuza ben mührü vururum. Vururum İsrail'e girdin diye. Peki Suud Krallığı da diyor ki eğer senin pasaportunda böyle bir müdahale varsa, mühür varsa seni ben kabul etmiyorum. Yani baktığınız zaman ne kadar samimi İslam iman noktasında gayretkeş bir devlet, öyle görüyorsunuz. Ama sanki hakikatte perdenin arkasında şöyle bir oyun var. İsrail diyor ki kim geliyor Kudüs'e? Beyt-i Makdis'e kim geliyor? Şuurlu Müslümanlar geliyor, gençler geliyorlar. Peki bunlar geliyor, bunlar benim başıma sıkıntı olabilirler, bela olabilirler, yani gâile oluşturabilirler. O halde ben bunlardan çekiniyorum. Ben diyeyim ki kim buraya gelirse onların pasaportlarına mührü basayım, sen de ki ben bunları almıyorum. Bu gençler iki şeyi tercih arasında kalsınlar. Ya Beytullah'a gidecekler ya Beyt-i Makdis'e gidecekler. Onlar Beytullah'ı tercih etsinler, ben de onları başımdan savayım diye. Belki bu yorumu bu hadiselerden önce yapsaydık bu rejime karşı haksızlık yapmış olabilirdik. Bu bir buhtan olabilirdi.
Ama şimdi gelinen nokta itibariyle alem-i İslam ağlıyor, İsrail seviniyor. İsrail'i sevindiren bu zalimlere Suud müştemilat devletleriyle 12 milyar dolar yardım yapıyorlar. Esasında Suud'un yaptığı bu bayramları farklı güne çekerek Amerikalılardan, İngilizlerden kalma bir takım ölçüm cihazlarıyla hala buna devam edip ya da onlara havale ederek ya da birisi görüp haber veriyor, onu ekrana çıkarıyorlar, ona şu kadar ödül veriyorlar, Ramazan-ı Şerif başladı diyorlar. Ama ümmetin ya da ehli hibrenin, Müslümanların bu noktadaki beyanların dikkate almıyorlar. Müslümanları bölebilmek, farklı günlerde onları bayram yapmaya mecbur edebilmek. Avam da el avamu kel havam. Bunu duyuyor, birisi ötekine, öteki berikine ilan ediyor, duyuruyor. Yani oradan gelen her haberi muteber kabul ediyorlar. Esasında sanki bu adamlar şunu yapıyorlar. Ey milletim! Ben her ne kadar sizin görmediğiniz yerlerden İngilizlerle, Amerikalılarla müttefik olsam da, her ne kadar ben İsrail rejimini sevindiren bu darbecilere şu kadar yardım yapsam da, bunların sürekli yanında yer alsam, bunların destekçisi, payandası olsam da, işte beni görün, o yaptıklarıma bakmayın, onlara kanmayın, işte ben bu kadar hassas bir devletim. Takvimleri bütün bunlar için değiştirebilirim. Hadise şuna benziyor. Hilafet ilga edilecek. Onun görüşmeleri var, müzakereleri var. Hocaları teferruat meselelerle meşgul ediyorlar. Onlar teferruat meseleler üzerinde kavga ediyorlar. Fakat yukarıda ümmetin ittihadı parçalanıyor. Bir asırdır devam eden o sürecin, işte o yıkımın adımları atılıyor. Yani birileri bizi o mühim olan gündemimizden koparmanın gayreti içerisinde. Rü'yet-i Hilal bahisleri nedir? Efendimiz Aleyhisselam hadisleri açıktır, zahirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vesatane'ye işaret buyuruyor. Muhammed Bakit de konuyla alakalı rahimeullah yazdığı kitapta bunu ehli hibreye sorun diyor. Yani rasathane uzmanları, mutahassısları gelsinler, onlarla birlikte meseleyi mutala edin. Yani adamlar 15 yıl sonra ay nerede, ne zaman, hangi saat, hangi saniyede tutulacak bunu gösteriyorlar, ilan ediyorlar. Söylediği zamanda da oluyor da, peki o rasathanenin buna dair verdiği ölçülere neden itibar etmeyelim? وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Allah'ın sünneti var, nizamı var, koyduğu ölçüler var. O ölçüler dahilinde ay yörüngesinde devam ediyor. Ne zaman, nerede, hangi gün, hangi saatte olacak? Bunlar da muayyense vasathanelerin ölçülerine neden ve niçin itibar etmeyelim? Hadiseyi sanki sadece fıkhi bahisler çerçevesinde değil de ümmeti gerçek gündeminden uzaklaştırma vasıtası olarak birileri kullanıyor artık. Buna müsaade etmemek lazım. Fukahamız ne dedilerse bahisler geldiği zaman oralarda konuşup kardeşlerimize bununla alakalı izahatları vermek kafidir.